Mineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Elimdeki broşür, Risale-i Nur külliyatına toplanmış paragraflardır. Risale-i Nur nedir diye. Siyasi ve dünyevi cemiyetçilikten, uzak ve aynı eserleri okumaktan doğan manevi alakadarlık ile gönüllerde kurulan Nur İrfan Müessesesi mensuplarına, yani Risale-i Nur eserlerini okuyanlara Risale-i Nur talebesi, kısaltılmış şekliyle Nur talebesi veya Nurcu denilmektedir. Nurculuk bir tarikat veya bir mezhep olmayıp, Said Nursi adındaki zatın son zamanlarda yayılma istidadı gösteren dinsizlik ceyranına karşı Kur'an-ı Kerim ayetlerini ele alarak Risale-i Nur namiyle yazdığı eserlere izafe edilen bir ceyrandır. Diğer bir tarif ile nurculuk, zamanımızda çok umumi ve tahripkar hale gelen maddeci ve inkarcı cereyanların, masonların, ifsadatının yani milleti bozmasının neticesi, dini düşünce ve yaşayışın tehdit altına girmesiyle bunalan insanlığa İslam'ın hidayet yolunu göstermek ve asrın ihtiyacına tam cevap vermek üzere bir Kur'an tefsiri olan Risale-i Nur külliyatını okumak ve anlamak ve ihtiyaç duyanlara bildirmekle dine getirilmek istenen şüpheleri izale etmek, taklidi imandan tahkiki imana yükseltmek, böylece şuurlu olarak İslamiyeti aslına ve ruhuna uygun yaşamak cehdidir nurculuk. Hem cemiyet teşkilatı gibi unsurlarda mücerret, din ve hakaik imaniyi muhafaza noktasında tecdit vazifesi ve hizmetidir. Risale-i Nur'un cemiyette ne yapar? Hakaik imani ve Kur'aniyede, esasat imani ve Kur'aniye sabit olmakla beraber insanların şairden, Kur'an'dan, İslam'dan, İslami ruhtan ve ahlaktan, yaşantıdan uzaklaştırılmış, uzaklaşmış. Onları tekrar aslına dönüştürmek adına, Kur'an'la, İslam'la barıştırmak, tanıştırmak adına Risale-i Nur hizmeti yapılıyor. Onun için ortaya konmuş bu eserler. Kur'an'ın manevi bir tefsiridir. Kur'an adına çıkmıştır. Birinci derste anlatmıştım. Mesela diyelim önümde birinci kitap şu. Daha önce sözler vermiştim. Risale-i Nur'a karşı olan dil uzatana için söylüyorum. Şuursuz tabii. Biz şey yapmayacağız. Mukabeli bir misille, yani bize böyle yaptı, böyle derdi, biz de böyle deriz, aha sana da böyle, asla böyle bir vazifemiz yoktur. Risale-i Nur'a zıttır. Biz müsbet hareketle vazifeliyiz. Mesela, birinci lema, ey Risale-i Nur'u tenkit eden insan. Bu onlar, Risale-i Nur külliyatında bir kitap. Burada Yunus Aleyhisselam'ın kıssasının bu hayata uygulanışı, yani alacağımız ders. Yani Yunus Aleyhisselam Kur'an'da niye geçmiş? Zamanımızda Yunus yok ki. Öyle mi? Yani denize atılan kimse yok. Varsa da o Yunus değil. Peki ne ihtiyacı var? Bu asrın Yunus'a ihtiyacı var mı? Hatta bu asrın Yunus'u kim? Yunus'u kim? Ha, bu dersi veriyor. Birinci lema. Hangi ayeti tefsir ediyor? Bismillahirrahmanirrahim. فَنَادَى فِي ظُلُمَاتِ اَنْ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اَنْتَ سُبْحَانَكَ اِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ اِذْ نَادَى رَبَّهُ نِمَسَنَا دُرُ وَاَنْتَ اَرْحَمُ الرَّحِيمِينَ فَاِنْ تَوَلَّى فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا اِلَٰهَ اِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ يَا بَاقِيَ أَنْتَ الْبَاقِي يَا بَاقِيَ أَنْتَ الْبَاقِي لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ. Bu ayetin tefsiri. Ey Müslüman, bu ayetlerin tefsirini
Müslümanların duymasını, yeni asın gençlerine ulaştırılmasına karşı mısın? Yok canım, bunlar ulaştırmasın. Asrın Yunus'unu, şimdi ne işleri var yani? Yunus Aleyhisselam kıssasını bu insanlar niye bilsin? O ki bilmeyecek de Kur'an'da niye var? Allah bilmemizi istiyor değil mi? Peki bunun izahını sen istemiyor musun? Yo, istiyorum. Peki Risale-i Nur'a karşı gelmeyle lemalar yok olsun diyorsun. Lemalar yok oldu mu içeriği yok oluyor. Gelelim ikinci lemaya. Bismillahirrahmanirrahim. İz nâdâ rabbehu inni mesene durru ve ente erhamur rahimin. Sabır karamanı Eyüp Aleyhisselam'ın kıssasından bize dersler anlatılıyor. Karşı mısın? Bu ayetin tefsirini ve Eyüp Aleyhisselam'ın kıssasındaki bu asırdaki insanlara Kur'an'ın mesajını ulaştırılmasına karşı mısın? Bir yani, kere bir... Tersaneye karşı olmak, bunlara karşı olmak mı, anasına mı geliyor? Öyle oluyor. Şimdi Risale, bak şimdi. Risale-i Nur'a karşısın. Risale-i Külliyatına. Tamam, karşıyız ama karşı olduğunu tanıman lazım. Dostuna, düşmanına. Biz niye ateiste karşıyız? Çünkü Allah inkar ediyor. Çünkü ruhumuzu tahrip ediyor. Çünkü ahiretimizi inkar ediyor. Gibi değil mi? Sen Risale-i Nur'a karşı olmak demek, bu kitaplara karşısın yani. Öyle oluyor yani. Bilsen de bilmesen. Bu demektir. Yani nurculuk denilen cemaat bir temele dayanıyor. Temeli de bunlar. Kitap, nurculuk bu. Benim konuşurken hatalar bana ait. Ama istifade olmuşsa edilen tarafta külliyat. Şimdi bir tane daha misal vereyim. Veya bir tane açayım şöyle. Bakayım neresi çıkacak. Buna da karşı mısın? Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ala nuril imanil musavviri ma yutevvehemü ecanibe aden envaten muhahişine eytenen bakininen eviddai ihvanen ehyaen munisine mürahisine mesrurine zakirine musabbihine. Yani burada elhamdülillahi ala nuru iman, yani insanın şiddetli tesirinden gelen bir gafletle kainatı, mevcudatı düşman ve ecnebi cenaze görüyor. Yani halet-i ruhiye. Açtık bir yere çıktım. Yani şu gafletle bakarsan şu kainat cenazedir. Değil mi? Mesela çocuğunu kaybeden bir kadın düşün, kainatı ağlar görür. Bu bozuk haletle kainatı bozuk görürsün. Bu haletlerin düzelmesine ait bir ders. O da hangi ayetin tefsiri? Bu şeydir. Hamd ve bir Arabi ibareydi. Ayet şu. Bismillahirrahmanirrahim. Sebbeha lillahi ma fi semavati vel ardı ve huvel azizul hakim. Lehu mülkü semavati vel ardı yuhyi ve yumit ve huve ala kulli şeyin kadir. Ayet olunca hoş oluyor, alışmışız. Şimdi bu ayetin tefsir. Bakış tarzını veriyor. Peki sen bu tefsire karşı mısın? Bu ayette karşı mısın? Yani ayeti değildir de bunun izahına, yani halkın, gençlerin halet rüyesini, duygularını, düşüncelerini, fikriyatını, kainata Kur'an'ın gözüyle, Kur'an'ın dersiyle şöyle bak, böyle bakma, böyle düşün dersini veriyor. Mukayese yaptırıyor. Yani emirler haramdır, caizdir diye değil de o nefsini meyleden şu kainatı, şey dünyanın fantaziyatına, günahlarına onu kesmek adına, o nefsini mağlup etme adına bir de böyle bak diyor yani. Bakış tarzları veriyor. Sen bu ayetin tefsirine karşı mısın? Kurtarıcı dost gibi yani. He. Şimdi karşıyız da ama nereye karşıyız? Misal, bir misal söyleyeyim. Diyelim ki X bir cemaat Risale-i Nur'a hücum etti. Şimdi bize bakalım. Peki Risale-i Nur'a hücum etti. Yanlış yaptı. Sen de o yanlışa yanlışlıkla mukabele etmek manasına gelen o cemaata hücum etmek ne kadar yanlış olur? Mesela diyelim ki bir cemaat, X bir cemaat buraya hücum etti. Sen de ona hücum etsen sana sorarlar. Sormazlar mı? Derler ki kardeşim şu cemaate karşı oldun. Bak bu cemaat sarık kullanıyor. Bu cemaat zikrediyor. Subhanallah, Subhanallah diyor.
bu cemaat toplu namaz kılıyor. En azından bunların yok olmasını istiyor, öyle mi? Deccaliyetin düşman olduğu bir cemaata sen de düşman olursan, biliyor musun? Otomatik olarak bilmeyerek. Din düşmanlarının, İslamiyet düşmanlarının, Allah düşmanlarının düşman olduğu yere sen de düşman olursan, sen de Allah düşmanı oldun. Onun için ne kadar büyük cinayet. Bir dini cemaata itiraz etmeye, hücum etmek, dilini uzatmak, adamın dili kurur ya. Allah'tan korkur. Oturduğu yerden cinayet işler adam ya. Değil mi? Sen yani cemaata düşmansın da, nesine düşmansın? Adam oradaki cemaattaki o zikir ehlindeki adamı tanıyor musunuz? Yok. Akraban mıdır? Yok. Ha, o zaman bir alışverişinizden bir düşmanlık gelmemiş. O düşmanlık. Başka? Aynı işi mi yapıyoruz nurculukla? Yok. Nurculuk kasapsa ötekisi manavdır. Yani dini cemaatler hepsi farklı farklı işleri yapıyor. Onun için rakip değil ki düşman olsun. Kimisi deniz kuvvetlerinde çalışıyor. Kimisi hava kuvvetleri. Ordu ya. Hava kuvvetleri var, deniz kuvvetleri var, jandarma var, karacılık var. Bir de kendi aralarında birimler var. Piyasaya bakarsan kasap var, manav var. Değil mi? Sanata bakarsan doktorluktur, boyacıdır, şofördür, inşaatçıdır, mimardır, teknisyendir. Adam kardeşim dönercidir vesaire. Güneş enerjisicidir. Değil mi? Peki bunları taksimdir. Peki insanın dünyasını temin etmek adına meslekler taksim edilmiş. O bu güneş enerjisiyle kardeşimizin teknik resmi düşmanlık yok ki. O zaman tarikatçılık başka iş yapar, nurculuk başka iş yapar, Süleymancılık başka iş yapar. Efendim ilmi kelamcılar başka yapar, Esat Çoşancılar başka yapar, başka başkadır yani. Ha efendim ya Amerika herkes bana gelsin. Onu deme, böyle bir şey yok. Nurculukta ben Risale-i Nur talebesine hitap ediyorum şimdi. Risale-i Nur'un Lemalar Risalesi'ni İhlas'ta ne diyor? Herkes bana gelsin, beni dinlesinler. Demek enaniyetin ve nefsin hilesidir. Bak ne diyor? Kim nereden olursa olsun bak. Kim nerede olursa olsun. Bak kim nereden olursa olsun. İstifadelerine taraftar olma. Hakperestlik pardon. Hakperestlik odur ki bir Müslüman nereden ve kimden olursa olsun istifadelerine taraftar olmaktır. Yoksa orayı bıraksınlar, gelsinler, benden ders alsınlar demek nefsin ve enaniyetin bir hillesidir. Arkadaşlar, kasaba ete ihtiyacı olan gider. Manava sebzeye ihtiyacı olan gider. Sen dükkanını aç, her fıtrat, yani hapsi değiliz ki biz, hamsiler şudur. Bir kasa hamsi düşün. Bir tane hamsi eline alsan, elinden düşse karışır. Hangi hamsi olduğunu bilemezdin yani elindeki. O kadar birbirine eşit. Biz böyle değiliz ki kardeşim. Tarikata uygun fıtratlar var. Böyle sert mizaçlılar var, cihatçılar. Ona uygun yer var. Siyasetçiler var. İlim ve mantıkçılar var. Kalpçılar var. Yani akıl ve kalp beraber götürmek isteyen cemaat var. İşte herkes kendi fıtratına göre yer bulacaktır. Yani mevzumuza dönersek kesinlikle bizim böyle bir vazifemiz yoktur. Bu mukabeleyi bilmişsinler. Çünkü hücum ettiğimiz kişi en azından Allah düşmanlarının düşmanıdır. Allah diyor, peygamber diyor. Ha o bize hücum eder. Biz ona mukabele ederek birbirimizin yıkılmasına sebep hazırlayıp da dinsizlerin bizi ezmesine fırsat vermeyeceğiz. Bu tuzağa biz düşmeyeceğiz. Nur talebeleri düşmeyecektir. Düşmemesi lazım. Böyle bir vazifemiz var. Yoksa benim fıtratım değil ha. Ama nurculuk bana öyle diyor. Vel kâzimîne gâyze vel afinânin nâsdî. Hakim ismine de zıt oluyor abi. Yani Allah tek bir insan yaratırdı. Herkes aynı duyguları verdi. Herkes aynı yerde toplansın dedi. Peki Allah oraya da insan fıtratı var. Bu manevi cihat ve hizmet hareketi Rıza İlahi dairesinde ve yalnız Kur'an ve iman hakikatlerine istinad ederek maddiyunluk Risale'nin hedefi iman hizmeti. Risale'nin gayesi budur. Bir tanesi diyebilir mi siyasetçiliktir veya bir yer hücum ediyor ha? Risale'm zaten maruz 3800 küsur tane mahkeme olmuş. 28 defa zehirlenmiş. Ömrü hapiste geçmiş. Niçin? Bediüzzaman kız mı kaçırdı? At hırsızlığı mı yaptı?
karşılıksız çek senet mi verdi? Adam öldürdü. Hapishanede niyedir? Ha, din için değil mi? Peki din için hapishanede olana dil uzatılır mı? Sen Müslümansın da. Sevmeyi bilirsin. Ama dil uzatmak başka bir şeydir ya. Peki dil uzatırsan onun düşmanına desteklemiş olmaz mısın? Onun düşmanın safında olmuş olmuyor musun? Bediüzzaman'a dil uzatmak, Bahattin Şah Nakşibendi Hazretleri'ne dil uzatmak, Geylani Hazretleri'ne haşa bir kere dil uzatmak, Geylani'nin karşısında olan kafirle beraber olmaktır. Otomatik olarak bu böyledir yani. Şuursuz olarak. Şuursuz olarak iltihak etmiş oluyorsun. Onun için bu asırda niçin Risale'nin okuması lazım? Çünkü Müslümanlar şuursuzlukla kah düşmanına dost oluyor, kah dostuna düşman oluyor. Şuursuz olarak, cahil olduğu için. Kendi mesleğinin, meşrebinin taasubuna girmiş, hiç kimseyi görmüyor. Yaylım ateşi yapıyor. Yapmayın kardeşim. Kendisini tutmuş etrafa. Herkesi yaylım ateşi ya. Bu kadar insanların namaz kılmasına vesile olan bir dini cemaate nasıl dil uzatıyorsun? Hiç mi duymadın bir genç Risale-i Nur'la namaz kılmıştır? Hiç mi senin kanın sızlamıyor? Bir genç, serseri bir genç, sokaktaki bir genç, beynamaz bir genç, ateistlikten kurtulmuş, namaza dönmüş, Allah Resulü'nü sevmiş, Kur'an'a yönelmiş. Hiç mi yok bir tane? Var. Hiç Allah'tan korkmuyor musun? Buna vesile olan bir cemaate dilini nasıl uzatıyorsun? Hiç mi sen korkmuyorsun? Menzile, Adıyaman'a adam gitmiş, içkiyi vazgeçmiş. Duymuyor musunuz hiç? Duyuyorum ben. Gitmiş menzile, adam değil. O Şık Hazretleri'ne, Abdülbaki Hazretleri'ne görüştüm. Allah razı olsun bana randevu verdi. Yani bize de zaman ayırdı. O kadar işlerin içinde. 27 dakika mı ne konuştuk? Sohbet ettik. Arkadaşlar cami ya manyaklarla dolu yani. O adam değil, o cemaat değil. Yani nereden deli varsa içkici, şarapçı, ipini kopartmış, vesveseci, cinli. Yani orada oturdum çünkü o gelmeden önce bir yarım saatte. Gördüm ya. Adam onunla görüşüyor. Bazılarına Allah hidayet veriyor. Kurtuluyor, şaraptan kurtuluyor bilmem ne. Öyle. E şimdi şarap da bir tanesinin kurtulmasına vesile olsa ki, duysa ki, duyduk var da. Ben ona şimdi dil uzatmaktan hiç Allah'tan korkmayacak mıyım ya? Allah'tan korkmuyor muyum? Allah bana yarın dese ki sen buna neyi dil uzattın? Ya Rabbi işte bu içki içiyorlardı. İçki mi içiyordu? Kadir, tarikatçılar içki mi içiyorlar? Yok. Sina yapıyorlar mı? Yok. Zekat veriyorlar mı? Bilmiyorum. Ama hüsnü zan esastır. Verirler. Müslüman da Müslüman hüsnü zan esastır. Verirler. Adam öldürüyorlar mı? Yok. Ey kulum bunlara niye düşman oldun? Bir tane sarhoş şarapçıyı da Müslüman olmasına vesile oldu. Veya şarabı bıraktı. Namaza başladı. Sen nasıl buna düşman oldun? Niye oldu peki? Ne ihtiyacın var yani? Niçin hissediyorsun bunu? Ha oralara gitmesinler bana gelsin. O tavuk meselesidir. Tavuk kendi civcivini korur yani. Gor 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 salır. E bu şeydi ki Allah'ın kullarıdır ya. Serbest bırak ya. He. Soru geldi aklıma. Hadi olsun. Sahibi diyor ki işte zaman tarikat zamanı değil diyor. Bunu demekle tarikatçılığa düşman gibi. Onu birinci derste izah ettiğimiz için söyledim de. Ha. Bir misal vermiştim. Hatırlar mısın böyle de? Şöyle geçiyor. Şimdi bir trafik kazası geçen bir insan düşünün. Hurda haş olmuş. Hastaneye götürürsen doktorlar bilir. İlk önce bunun hayati fonksiyonlarını ele alırlar. Nedir o? Hurda haş olmuş bir vücudu. Beynini, kalbini hemen. Yani onu hemen ele alırlar. Çünkü hayatiyetin sebebi ana kaynağı o. Şimdi tutup da böyle hurda haş olmuş bir insanın ayağı kırılmış diye kalbini ve aklını bırakıp da ayak yanlış kaynamasın, ortopediyle meşgul olunur mu? Olurmaz değil mi? Ama bir tanesi dese ki o hastanın yakını, doktor bey ya bırak kalbi aklını. Bu adamın ayağı kırıldı, yanlış kaynama yapacak. Sen onu bırak. Beyin ve kalp zamanı değil, ayağını düzeltme zamanıdır dese... Doktor dese ki kardeşim şu anda ayağını, kemiğini düzeltmek zamanı değil. Demekle ayağa, ayakçıya, ortopediciye, beyinci düşman mı oluyor? Zamanı değil de şimdi yani. Şu anda yemeğin zamanı değil arkadaşlar. Şu anda yemeğin zamanı mıdır arkadaşım? Oruçuz değil mi? Yemeğe düşman mıyım ben şimdi? Yemeğin zamanı değil kardeşim.
Şu anda hangi saatte öyle? Şu anda akşam namazı kılınabilir mi? Hayır kardeşim, akşam namazı kılınamaz. Vay! Hoca dedi ki akşam namazı kılınmaz. Ulan akşam namazına düşman mıyım? Vakti değil kardeşim, zamanı değil. Adam bir tanesi gelip de bana abdestin farzlığı kaçtır? 4. Niye 5 değildir? 10 değildir? Sormuyor. Ne soruyor? Camide biliyorsunuz her tarafta dolaşıyor. Allah var mı? Allah'ı kim yarattı? Bunu soruyor. Şimdi ben ona çıkıp desem ki kardeşim şöyle yap. Ya ihtiyaç bu. Ve bu insanlara ben hitap ederken bir tanesi dese ki kardeşim tarikat dersi ver kenarda. Kardeşim bu muhatabı görmüyor musun? Tarikat zamanı değil ya. Tarikata düşman olduğum mu geliyor? Allah'tan korkuyor. Mektubatta 29. mektuba tarikatı anlatıyor. Tarikat nasıl bir tarikattır? Tarikat nedir? Ne kadar değerli bir hakikattır? Bir bakın diye. Bak 29. mektupta Tebliğat-ı Tisad'ı anlatıyor Allah aşkına ya. Lütfen bunu tarikatçı kardeşlerim bunu bir okusa da ondan sonra karşı gelse hiç yanmayacağım ha. Şimdi bu Tebliğat-ı Tisad şurada. Tebliğat-ı Tisad'a bu burada 9 mertebe tarikatı anlatıyor. Acayip bir şey. Hangi ayeti almış mısın? Ela inne evliya Allahu la khafun aleyhim ve lahum yahsenun. Allah Allah almış bunu. Tarikat, tasavvuf, tarikat, velayet, seyri sülük diye. Bak ne kadar izah ediyor. Sonra kadar anlatıyor. Bir gör bakalım ne güzel. Bir de Risale-i Nur ifadesiyle tarikatı gör. Bak ne güzel anlatıyor. Ondan sonra ya tarikata kim düşman ki? Kapatmışlar, tahrip etmişler, hücum etmişler, iftira etmişler, asmışlar. Öyle mi? Ondan sonra, ha zamanı değil. Şimdi bak karşımda muhatap gençlik. Böyle mevzularla gelmiş. Bana diyor ki tarikatı anlat, tarikatı. Ne derim ben? Kardeşim vakti değil ya. Şimdi vakti bu değil ya. Allah Resulü misal söyleyeyim. 9 sene 2 ay Miraç'ta sonra namaz farz oldu değil mi? Ama kendisi kılıyordu Peygamberimiz. Ona bakarak Hazreti Ömer de kılıyordu. Ama farz değildi ya. Allah Resulü ne diyor ki Hazreti Ömer? Ya Resulallah içki de öyle. İçki haram etsene. Ya Resulallah namazı farz kılsana. Allah kılmadığı bir şey ben nasıl derim diyor. Sahabeler birbirini kemikle kırarlardı kafasını. Sarhoş oluyorlardı. Hazreti Ömer, ya Resulallah görüyorsun sahabeyi. E Allah demediği ben nasıl derim dedi ya. Ondan sonra niye? Vakti değil dedi yani. Namaz kılın demek vakti değil. Peygamberimiz, peygamber 9 sene 2 ay, bir rivayete göre 9 sene 8 ay. Miraç'ta namaz farz oldu. Namaz farz olana kadar namaz kılın farzdır denmedi. Namaz niye demedi? Vakti değil. Allah niye demedi? Vakti değil. Eşin vakti var kardeş. Çocuğa yemek yap, pirzola yedirmek çok iyidir. Hayır vakti değil kardeş. Pirzolaya düşman mı işin? Vakti değil. Ona ana sütü vereceksin 2,5 seneye kadar. O müddet arasında peki Peygamberimiz 9 sene. Kendisi namaz kılmış. Hayır, şey ne yaptı yani? Zemin hazırladı. Ha zemin hazırladı. Namaza zemin hazırladı. Hı. Namazı kılacak duruma getirmiş. Yani 6 tane temel. İman esasının yani binayı yapmadan 6 tane temel atmış aşağıya doğru. Temeli atmış. O 6 temelin üzerine 5 kat bina atmış. İslam'ın esası 5. Onun için insanların akıllarını, kalplerini, ruhlarını tatmin, temin, terakki inkişaf ettirmeden amelini düzeltmeye çalışmak bir ödedir. İnsan akıldan 1000 parça olmuş ya. Ona diyor ki mailde Allah'a da demiyor tövbe. Allah'ınızı diyor. Bak Allah'ınızı diyor. Allah'ınızın delili Kur'an'ınız mıdır diyor. Allah'ta da demiyor, Kur'an da demiyor. Üstüne almıyor öyle. Tabii almıyor üzerine. E bu ne nasıl yapıyor? Risale'nin bir şey. Efendim ama bazılar sorar işte böyle biz böyle bu durumda değiliz. Biz solcu falan değiliz. Kafamızda bulaşmıyor. Biz şimdi ihtiyacımız yok. Hayır. İmanda, Kur'an'da şüphemiz mi var? Her fırsatta, her surede Allah kendisini ispat ediyor. Çünkü Kur'an'ın ana temeli her surede var. Her surede 4 tane gaye var. Tevhid, haşir, nübüvvet, hikmet ve adalet, muamelat. Hep Allah'ı tevhid yani Allah'ı ispat ediyor. Her fırsatta Allah kendisini ispat ediyor. Çünkü
Bütün mevcudata bir güneş yeter. Ha, terakki edeceksin. İmanda mertebe kazanacaksın. Hissiyatların latife lemalarda bir yer açtık. Halet-i rüyanda kainata bakmak. Kur'an'ın tefsiri ya. O zaman şöyle diyebilir miyiz? Mesela bir bina meydana geliyor. Binanın meydana gelmesinde değişik gruplar çalışıyor. Elektriğine, sucusundan, evet. İşte temelcisinden. Evet. Yani Risale-i Nur o binanın temelini atıyor. Evet, temelini atıyor. Ondan sonra tarikattır, diğer meslekler. Hakikattır. Tezilatını yiyorlar. Tezilatını yiyorlar. Tabii zaten 5. mektupta bir de İmam-ı Rabbani'nin şeyini anlatıyor böyle. Tarikat 5. mektubatta da var yani tarikat dersi de ben bir tane mektubu şey ötekisini göstereyim. Orada da anlatıyor yani. Şimdi temelleri yıpratılmış bir bina düşünün. Dozer girmiş yıkıyor. Sen de üste odanlısını kağıt yapıyorsun. Binanın yıkılmaması için bir temin olur mu? Veya ağaca asit döküyor adam veya ağacını kesiyor, kökünü kesiyor. Köküne asit döküyor veya kökünü kesiyor. Sen de bina kurumasın diye ilaçlıyorsun. Ağacı ilaçlıyorsun dallarını. Ama adam kökle uğraşıyor. İşte bu asırda yani Risale-i Nur'u kısacası anlamamak, cemiyeti tanımamaktan kaynaklanıyor. Cemiyet, cemiyet tanınsa... Peki abi bir soru var. Dinini yaşayan birisi, namazını kılan, orucunu tutan birisi illa tarikatta da bulunmak arzu ediyor diyelim. Konuda bir imani konuda herhangi bir sıkıntısı yok. Böyle bir kişiye Risale-i Nur kâfi gelebilir mi? Yani tarikat da alacağını da Risale-i Nur'da alabilir mi? Alabilir mi? Şimdi onu da medar bahsetmişler. Şimdi Risale-i Nur zannediliyor ki kuru bir ilimdir. İlim dahi olsa ilmi anlamıyoruz. İlim farzdır. Bir kere zikir farz değildir. Zikir sünnettir. İlim farzdır. Beşikleme. Yani ilim aynı bir gıda gibi düşün. Mideye gelir, ondan sonra vücuda dağılır. Kulağa gider. Aynı gıda. Bir elma düşün. Mideye indikten sonra göze gider diyeyim. Tırnağa gider, saça gider. Orada tevzi edilir. Ha, ilim de Kur'an'dır. İlimlerin kaynağı Kur'an. Kur'an da ilimdir. İlim de farzdır. Ha, Kur'an ilmi beyne geldiği zaman okuyup talim edince kalbe iner, inerse, indirebilirse hisse, latifeye, hafiye, afaya yayılır. Dolayısıyla bütün duygularını besler. Kur'an bütün duygularını besler ya. Çünkü iki şey bırakıyorum diyor size. Temessük ederseniz kurtulursunuz diyor. Peygamber Aleyhisselam Allah'ın kitabı bir de onun tefsiri ve hayattaki uygulanışı olan sünneti. Onun için ilim kuru bir şey zannediliyor maluma. Risale'nin böyle, elma kim yarattı tamam Allah. Öyle değil, spot değil ki ya. İman hakikatları kalbe girince kalp nurlanır. Feyizlerle dolar. İlim, ilimde ruh da vardır. İlimde hayat da vardır. İlimde his de vardır. İlimde latife de vardır. İlmin içinde olmayan bir şey yok ki ya. Peygamber Aleyhisselam'ın hadisi. Yeni asgari de bakın. Şu anda ezberimde kaynağım yok ama istersen göstereyim. Meclise gidiyor bir köşede, mecliste zikrediyor. Bir köşede Ashab-ı Suffa var. Başlarında Ebu Hüreyre Hazretleri ilim yapıyorlar. Allah Resulü ilim meclisine gitti. Oturdu. İlim. İlim yani kardeşim. İlim farz. Ha ilim zannediliyor ki bir malumattır. Hayır pakettir. Elma gibidir. Beyne girdikten sonra artık kalbe, sırra, hafiye, ahfaya, latifelere, duygulara, hissiyata mal oluyor. Dağılıyor, tevzi ediliyor. Ondan hariç tarikattan, tarikatın en büyük gayesi de zikirdir. Ondan hariç Risale-i Nur'da zikir ve evrat çok ciddi bir yer işgal ediyor. Akşam namazını kıldıktan sonraki evrat var. Sabah namazındaki o dönerli ders var. İkinden sonra var. Bir de Hizbul Hakayık-ı Nuriye denilen böyle bir gençlik rehberi kadar bir kitap okunuyor. Onun herkesin evradı var orada. Hatta Nakşi Tarikatı Hazretleri'nin, Nakşibahattin'in, Nakşibendi Hazretleri'nin evradi kutsisi orada. Geylani Hazretleri'nin münacatı orada. Allah Resulü'nün münacatı orada. Ayetler şey yapılmış. Cevşenler. Hazreti Osman'ın evradı orada. Sahabilerden var çok. He? Sahabilerden çok. Peki. İlla tarikat
yolunda zannediliyor zikir var. Vermek isteyen kişi böyle bir arzusu dahi o tatmin oluyor. Zaten orada bunun ihtiyacını aynı şekilde alabiliyor yani. İlle böyle şeyse evet. Hizbullah Kayki Nuri'de 4444 defa şey var orada. Yani zikir de zikir. Var yani. Bu olmaz olur mu ya? Zikir de var. Zaten zikirse şey olur mu ya? Zikir evrattır ya. Evratlarımız var ya. Evrat maneviyatında şey yapıyor. Ha. Ama olmasa bile diye şey yapıyorum. Hmm. Hatta Kur'an'da şey var. Hizbul Kur'an var. Kur'an'da en faziletli ve sevaplı hakkında rivayet hadis olan veya sahabelerin evradı haline gelmiş olan ayetlerin toplandığı Kur'an'dan toplanan ayetler var. Onu da okuyoruz. Hizbul Kur'an denilmiş. Ama ondan hariç Risale-i Nur komple zaten Kur'an'ın hakikatidir ya. Kur'an hakikati cansız, ruhsuz değil ki. Sırf kuru bir malumat değil ki. Ya. İlim, ilim deyince, şimdi ilim geniş bir anlamı var da abi. Bu marifete dönüşen ilim mi bahsediyorsun? Tabii yani eğer marifete dönüşmeyen ilim sanattır der, ilim demez der. İmam-ı Gazali Hazretleri İhya'da kimyacılık. Mesela herkes diyebilir, biz de ilim yapıyoruz madem. İşte onun için demiş. Mesela İhya-i Ulumu dinde der ki, tıp bir sanattır. Eğer onu diyor, o ilmi, o malumatını Allah'ı tanımaya, tanıttırmaya, Allah'ın dinine hizmete kullanırsan, o din, o ilim, o malumat, tıp ilmi, ilim olur. Eğer Allah'la kopuk olursa, o sanat olur. Yani bir konfeksiyoncu gibi, bir su tesisatçısı, bir elektrikçi nasıl kabloyu birleştiriyor, doktor da öyle kesiyor, çıkartıyor, koyuyor. Sanattır ilimle. İlim değildir diyor. Sanattır diyor. Sanattır yani. Şimdi arabayı tamir etmek sanat olduğu gibi insanı tamir etmek de sanattır yani. Sanattır o. Eğer Allah ile şey yaparsan ilim olur. İlim de hazmedilirse marifetullah, muhabbetullah, lezzet-i ruhaniye diye meratip alır. Yani bir Kur'an'daki bir hakikat veya Kur'an'ın bir tefsiri. Ama zındıkların en büyük tuzağı şudur tabii. Maalesef gençler bunu düşmemesi lazım. Kur'an okuyun yeter. Zındıklar Kur'an'dan uzaklaştırmak için söylüyorlar bunu. Niye? Kur'an, Kur'an'la anlaşılmaz. Kur'an sünnetle anlaşılır. Sünnete de düşman. En iyi Kur'an anlayan Allah Resulü'dür. Hayatıyla uyguladı. O ayet de öyle uygulanır. Çünkü namazın nasıl kılacağı Kur'an'da yoktur. Vardır da açık değildir. Kur'an'da yok yoktur. Yani yok yok. Her şey var. Ama çekirdekte ağaç var ama herkes çekirdeğin içinde elmayı göremez. Ehli görür. Onun için tefsir okuyacaksın. Tefsir okuman lazım. Şart mı? Şart tabii. Yani namaz 5 var. Namaz nasıl kılacaksın? Rüküde hal gösterirsinler bana nasıl hakkı kılacağını. Boy abdestimi bana anlatsınlar yani Kur'an'da. Var. Var ama arkadaşlar bakın elhamdülillah Rabbil Alemin gibi açık değil. En lazım olan. Yoksa Kur'an böyle kitap odalar almazdı yani guslu anlatsa, tarif etse. Esasları koyuyor. Onun o guslunda namazın tarifini de içine koymuş. Harflerin içine koymuş. Peygamber aleyhissalatü vesselama ilham etmiş. Kalbine mana vermiş o mananın. Ona ne deniliyor? O Peygamber aleyhissalatü vesselam o kalbine gelen manayı ifade edince hadisi kutsi. Kelamını kelimeyi ve manasını Allah'tan gelene ayeti kerime, manası Allah'tan kalbine gelmiş, ifadesi Resulullah'tan olursa hadisi kutsi, manası ve ifadesi Resulullah'tan olursa hadis-i şerif. Onun için ne yapmış Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem? Kur'an'ın uygulanışını göstermiş. Ben diyor nasıl kılıyorsam namazı bana bakarak kılınız. Hadis. Ben nasıl kılıyorsam öyle kılınız. Biz Kur'an, niye Kur'an'a bakarak demiyor? Bana anlamazsın çünkü içeriğini bilemezsin. Kur'an'ın içeriğini kendisi uyguladı. Kendisi uyguladı. Mesela faizin haramiyetini kendisi uyguladı. Hazreti Abbas'ın amcasının faizini. Hemen ne yaptık? Feshetti yani. Faiz alacağını feshetti vesaire. Ha, onun için zındıklar, münafıklar, din düşmanları Kur'an'dan uzaklaştırmak için, dikkat et. Kur'an'dan uzaklaştırmak için Kur'an okuyun derler. Başka bir şey okumayın derler. Bunlar zındıktırlar. Çok iyi biliyor ki bu asrın gençleri insanları Kur'an'la anlaşılmaz. Kur'an'ı Allah Resulü'nün sünnetiyle, Kur'an'ın içeriğini tefsirlerle 350 bin tefsir gelmiş. Yani bunlar İmam-ı Gazali Hazretleri'nin tefsir yapmış. Anlatmış Kur'an'ı. Anlatmış Resulullah'ı.
İmam Rabbani Hazretleri şey yapmış, bu kadar tefsirler gelmiş. Ey oğul diye başlamış Abdülkadir Geylani Hazretleri nasihatları. Onlar bilmiyor muydu? Şah-ı Nakşibendi Hazretleri vaaz etmiş, sohbet etmiş. Peki ayet varken kendisi niye dua evradı yapmış? Ayetleri sokursa. Adama sormazlar mı yani? Nakşibendi Hazretleri'nin evradı yok mu duası? Var mıydı İsmail? Vardı. Evrad-ı Kutsiyesi var. Peki ayet varken okuyoruz. Ayet varken sen niye dua yaptın? Daha mı tesirli senin duan? Ey Bediüzzaman, ayet varken sen niye dua çıkarttın? Ayet diyor, ayetten daha mı tesirli? Hayır. Onların duası Kur'an'ın içindeki manalardır. Anladın mı? Yani ayet harftır. Şey, çekirdek gibidir. Ayet benim gibidir. Mesela harf, lam, mim. Ama benim içeriğime bak. Hissiyatım var, latifem var, duygum var, ruhum var, hayatım var, fikirlerim var, meyillerim var, arzularım var. Var da var. Ama bak gözüküyor mu arkadaşlar? Görüyor musunuz gömlekten? Benim duygumu gören var mı? Hedefimi gören var mı? Duygularımı, isterimi, fikirlerimi, maneviyatımı yok. Hah, Kur'an'ın harfleri böyledir. Adam tefsir, mübarek zat geliyor, Geylani Hazretleri, Bahattin Şah-ı Nakşibendi Hazretleri, Ustad Bediüzzaman Hazretleri geliyor. Bunun içindeki bir şeyi çıkartıyor. Onun çıkarttığı için içinde, bu da Allah'tan gelmediğinden yani, o zaman ayet değildir ama Kur'an'ın içeriğidir. Kur'an'ın manasıdır. Gördün mü şimdi? 24. söze bakıyor mu bari? Ve tabii. Anladık değil mi bu? Mesela ey Geylani, sen ayet varken niye insanlara bu duamı okuyun diyorsun? Niye uzaklaştırıyorsun Kur'an'dan adamları? Bu ayeti okun niye demedin? Ey Nakşibendi Hazretleri, ey Bediüzzaman, sen Cevşen'in sonunda bu kadar dualar koydun kardeşim. Niye ayet demedin derler. Ha, o da der ki bu insanlar Kur'an'ın her şeyine muhtaçtır. Ama hasreten her asrın bir ihtiyacı var. Kur'an'da bir dersi var. Ha, bu ceset gibi, ağacın çekirdeği gibi olan Kur'an'ın harflerine giriyorlar bu zatlar. Bu asın hangi münacat, o mana, o ayet, bir sürü münacat mertebesi var, çeşitleri var. Onu alıyor Kur'an'dan, bu toplumun ihtiyacını ona veriyor. Nasıl yapmış? Şeyler gibi, müştehitler gibi. Kusura bakmayın çok şeye giriyoruz ama. Mesela Allah Resulü bir çoraplı kılmış namazı, bir de çorapsız kılmış. Kan akarken kılmış, bir de kılmamış. İmam-ı Şafii, diğer mezhepler, bakmış toplumun yapısı, coğrafi durumu, konumları, fiziki yapıları, yani çöl müdür, orman mıdır, nerede yaşıyor? O zaman bakmışlar Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın aynı mevzuda farklı tatbikatları var. Bakmış ki çoraplı, çorapsız, kadın sürdü, sürmedi. Gitti topluma bakıyor böyle. Tamam, şöyle bakıyor topluma. Ha, hangisi muhtaç? Bu çölde yaşıyor. Çöle uygun olan Allah Resulü'nün tatbikatını veriyor. Bunlara bakıyor, Karadeniz'de yaşıyor. Her taraf su, Gülistan. Ondan sonra Allah Resulü'nün farklı bir tatbikatı var, onu veriyor. Yani müştehitler kendi kafalarına bir şey çıkartmıyor yani gene. Allah Resulü'nün farklı tatbikatını o cemiyete uygun olarak takdim ediyor. Onun için mezhebe neye ihtiyaç var? Dinsizliktir diyor Bediüzzaman Hazretleri. Dinsiz, zincirinden, mezhepten dışına kalma dinsizliktir. Çünkü adamı onu bağlayacak kimsiz kalmaz. Kur'an da anlamaz. Onun için bunun münafıkların planını iyi bilmek lazım. Onun için mübarek günlerde Geylani Hazretleri'nin münacatını yapıyoruz ya. Niye ayet şey yapmıyoruz? Ayette okuyoruz ama ayetin sonunda duayı hangisiyle yapıyoruz? Kur'an'ı bitirdik, katmettik. Kur'an'ın içindeki dua kimindir? Ayet değil ki o. Kur'an'ın sonundaki dua ayet değil ki. Yani muvazene çok önemli. Denge çok önemli. İlim olabilir ama Yusuf'um bu çok önemli söyleyeceğim. İlmi siyasetin yoksa o ilim hem kendine hem İslam'a zarar verir. İlmi siyaset nedir? Onun için büyük zatlar der ki hasreten İmam-ı Gazali Hazretleri diyor ki onlar bize yakın olduğu için daha öncekiler de var da diyor ki İlmi siyaseti olmayanın kürsüye çıkartılmaz. Sorarlar. İlmi siyaset nedir ya imam? İlmi siyaset bak. Ezberlediğim için söylüyorum. Ezberledim de ondan. Çok hoşuma gitti. İlmi siyaset şudur. Noktalı bir. Kim? Kime?
Neyi? Neyi? Ne zaman? Niçin? Nasıl? Ne makam? Ne maksat? Hangi uslup ve halle ifade edeceğin ilmi? Yani bunları sen bilmesen, en son denmesi gereken lafı en başta desen, bu topluma denmeyeceğini bu topluma desen, denmesi gerekeni dememek ne kadar suçluysa, yani denmesi gereken şey demek, dememek, yani demesi gerekiyor ama demese ne kadar suçluysa, denmemesi gerekeni de demek o kadar suçludur. Suçludur. Niye Allah Resulü namaz hemen kılın demedi? Peygambersin, 9 sene insanlar içindesin, namaz farzdırdır demiyorsun. E sen bir adamla gençle tanıştın, 9 saat olmadı, 90 dakika içinde namaz kıl kardeşim. Sakal bırak. Daha 90 dakika olmadı adama, niye namaz kılmıyorsun? Allah Resulü metodu mu şimdi bu? Dur ya, adam kafası bin parça ya. Kalpleri darmadağın. İnsanların akıllarını ve kalplerini tatmin, teskin, terakki, tatmin, tatmin ve teskin ve terakki edilmedikçe insanların amelini düzeltmeye çalışmak mümkün. Yeni tanıştık burada diyelim, kop safhane geldi. Tabii yeni bir tanesi geldi. Hiç arkadaşla ben namaz kıl dedim mi ya? Ama demeden herkes namaz kılıyor. Öyle değil mi? Tekrar bu Kur'an mevzusuna takıldım ben. Demek ki Kur'an'daki hakikatleri alabilecek vasıfta ehil zatlar oradan alıyorlar. O Kur'an'ın içindeki... O çekirdeğe dalıyorlar. Veya beni ayet düşün. Elhamdülillah Rabbil Alemin'deki elif, ben, lam, bu, ha, o, mim, o. Hani böyle düşün yani. İnsanları dizdik böyle. Onun için Kur'an harfleri insan düşün. Ama zahirde adam, Hasan. Evet. Ama... Bunun duyguları, hisleri, içerisi bir umman. Kur'an onun için ummandır. Kainat içine. Tabii kainat içine almış. Ha o zaman ne yapıyor? O büyük zat Geylani Hazretleri, Nakşibendi Hazretleri. Bunlara hayatımız kurban olsun onların yoluna. Onların yolu Allah Resulü'nün yolu. Onları dil uzatanların Allah ıslah etsin. İşte tarihte bu zatların bütün ortaya çıkardıkları... Bu Kur'an ayetlerinden aldıkları... İçeriye girdi, çıkarttıkları hakikatlardır. Yani, o zaman Kur'an bir çekirdek, hani sen meyve misali veriyorsun ya, çekirdekteki ağaç ortaya çıkması, zahirine, batından zahire. Çıkartmak. Kur'an çekirdek, oradan çıkanlar da onun içindeki inkişafı. Evet, yani müştehitler, müfessirler, mücedidler, imamlar. 4. Güneş, hava, toprak, su. Toprak oluyor. Kur'an'ın çekirdeği onlara gömülüyor. Evet. Onların şahsında ağaç yapıyor Allah. Peki biz bunu anladık mı? İmam-ı Azam'ın şahsında Kur'an açılıyor. Şimdi sor. Peki şimdi biz direkt Kur'an'la muhatap oluyoruz. Yani meyveden tabiri caizse direkt çekirdeğe gidiyor. Namazla veya namazın dışında direkt orijinalinden Kur'an okuyoruz. O zaman direkt çekirdekte mi olmuş oluyorsun? Direkt çekirdekle muhatap oluyorsun. Hı. Ama münacat da o Allah dediği için. Allah dedi ki bana bununla yapacaksın. Hı. Ve o zaman çekirdekte zahiren, zahiren onunla beraber oluyoruz da hakikatte de ondan beraber olsak duramayız herhalde. Tabii canım. Ama mesela bir de tabii. Mesela namazda ayet okurken sonunda Allah diyor ki bana dua et. Hı. Ayet yok. Ya Rabbi beni bana bırakma. Ya Rabbi ben beni unuttum zaman sen beni unutma. Ya Rabbi imanımı ilmel yakin, annel yakin, hakkel yakin, şuhud iman mertebesi nasip eyle. Ya Rabbi fen sunna ala kavmi kafirin. Müslümanlar kafirin. Bak ayet değil. Bu ayet değil. Okudum da ötekiler ayet değil. Allah diyor ki böyle dua edin. Ayet de bana dua edin diyor. Kur'an okuyun demiyor. Demiyor ki. Dua edin diyor. Duada isteğinizi söyleyin. İsteyin cevap verin. Uduni estecub lekum. Kulma ya bekum rabbilev la duakum. Çok acayip ya. Ya denge çok önemli ya. Biraz önce ona geçtim ya. Onun için ilmi siyaset çok önemli. Kime hücum ediyorsun? Kime ne zaman, niçin, ne makam, maksat ve var mı böyle bir ihtiyacın? Böyle bir vazifen var mı? Allah sorsa sana böyle bir vazifen var mı? Ne veriyorsun yani? İnsanlığa ne veriyorsun buna? Ne katkın oluyor? İslam'a ne katkın oluyor? Şu ortaya koymuş olduğun tenkit ruhunu, eleştiri ruhunu, İslam'a ne katkı var? Gençleri şey yapıyorsunuz.
lazım. Ama gene de sen bilirsin. Halbuki bir imanın kurtulması adına Peygamber Efendimiz belki kaçta yüzlerce hadis var. Yani. Bir kişinin imanı kurtulması. Ne kadar? Başa, onu bahsettin ya. Onun için şeydir, olsun Müslüman kardeşimiz, Müslüman sevilir. Niçin sevilir? Çünkü sevilecek sıfatı fazla. İmanı var bir kere bitti. Üstad Bedüzzaman diyor ki, bir insan diyor bak, Allah'ımız bir, Kur'an'ımız bir, Peygamberimiz bir, imanı var, İslamiyeti var. Bunlar diyor değer bakımında, misal diyor, Uhud Dağı gibi olsa, beşeriyetten kaynaklanan eksiklikler, kusurluklar, nakıslıklar, çakıl taşına benzer. Çakıl taşı Uhud Dağı'nda kıymetli olur. Onun için olsun. Peki hücum etseler ne yapacağız? Yüz çevir, gideceğiz. İşimize bakacağız. Meşgul olmayacağız. Münafıklar bakarlar bize. Hatta tahrik ederler. Cevap versin. Birbirlerine dövüştürürler. Hizmet ettirmezler bize. Bu ağzımızı tenkitte değil, bir insanın kurtulması için harcayacağız. Öyle meşgul olacağız. Ayet var ya, İhlas sayesinde geçiyor. Öyle bir şey gördüklerinde onlar bakarlar oradan. Evet, uzaklaşalım. Uzaklaşalım. Şurayı da şey yapayım. Bu manevi cihat ve hizmet hareketi Risale-i İlahiye dairesinde ve yalnız Kur'an ve iman hakikatlerine istinad ederek maddiyunluk ve ahir zaman fitnesine zarar gören insanlık alemine İslam'ın hidayet ışığını ulaştırmaktır. Nitekim bu hareket alem-i İslam'a hatta dünyanın her tarafına kadar genişlemiş. Nurculuk mesela. Ve hüsnü kabule mazar olmuş. Mesela İslam Üniversitesi deyince, dünyada İslam Üniversitesi deyince neresi, hangi devletin hatırına geliyor? En büyük İslam Üniversitesi. Mısır'da hangi üniversite? Eser. Eser'de Bediüzzaman Hazretleri'nin İşaret-i Caz adlı kitabı ders kitabıdır. Tefsir kitabı. En büyük üniversite. En büyük kitabı. Ama benimkisi de Arapça bilmiyor veya Ramazan'da nasıl talet alınacağı bilmeyen adam şimdi itiraz ediyor o kitaba. Oysa Eser Üniversitesi'nde tefsir kitabı, ders kitabı. De yazık ya, yapma. Yapmaman lazım. Ama sen bilirsin. Ankara Üniversitesi Risale-i Nur hakkında verilen konferanstan bazı parçalar. Kaç dakika oldu? 50 dakika. 50 dakika. O zaman inşallah bundan sonrakini başka zaman yapalım. Tamam. Ama şuraya kadar okuyup çabuk çabuk bitiriyorum. Şu çünkü okuduğumuzun katimesi olduğu için. Hem bizim hem İslam dünyasının ebedi hayatını, necatını, kurtulmasını temin edecek ve bizi tenvir ve irşat ederek dalalette muhafaza edecek bir eseri intihab etmekte, yani biz böyle bir eser lazım, okuyacak bir eserimiz olması lazım, tercih etmekte dikkatli olmamız çok lüzumludur. Çünkü bu zamanda türlü türlü aldatmalarla perde arkasında İslam gençliğini yoldan çıkarmaya çalışıyorlar. Bu asırda din ve İslamiyet düşmanları evvela imanın esaslarını zayıflatmak ve yıkmak planlarını programlarının birinci maddesine koymuşlardı. Bir gencin imanını zayıflatırsanız İslamiyeti de zayıf olur. Onun için ehli dalalet bunu çok iyi bildiği için İslam'a hücum etmiyor, imana hücum ediyor. Şüphe soru takıyor. Tamam mı? Bak ne diyor? Bu asırda din ve İslamiyet düşmanları evvela imanın esaslarını zayıflatmak ve yıkmak planını programların birinci maddesine koymuşlardır. Resulullah'ın tersini yapıyorlar. Peygamber aleyhissalatü vesselam İslamiyeti vermeden önce sahabesine, namaz kılın, hacca gidin, zekat verin demeden önce iman esasını yerleştirdi. Hususan bu 25 sene içinde tarihte görülmemiş bir halde münafıkane, çeşit çeşit maskeler altında imanın erkanına yapılan suikastler pek dehşetli olmuştur. Çok yıkıcı şekiller tatbik edilmiştir. Halbuki iyi dinleyin bu şeyi, son şeyi, bu çok önemli. Halbuki çok önemli. İmanın rükünlerinden birisinde hasıl olacak bir şüphe veya inkar. İmani. 6 tane iman esasın. Dinliyor musun Yusuf? Bak, çok sana lazım olacak da. İmanın rükünlerinden birisinden hasıl olacak bir şüphe veya inkar. Dinin teferruatında yapılacak, yapılan lakaytlıktan pek çok daha felaketli ve zararlıdır. Mesela adam namazda kıraat farzdır ama talimi yapamıyor. Yapması lazım. Yaş maş önemli değil. Özür değil yani. Yani veya namazda tembellik yapıyor. Yapmaması lazım.
çok acayip bir şey, kebair. Ama adamı kafir etmez o. Ama iman esasından bir tanesine, ya ben ahirete pek inanamıyorum, inanıyorum da işte ya falan kıl. Ha, bu en ufak iman esasında zerre kadar böyle bir sakatlık, İslam esasında ameli hayatta yapılacak büyük bir hatadan daha büyüktür. Tamam mı? Zararlıdır. Bunun içindir ki şimdi en mühim iş taklidi imanı tahkiki imana çevirerek imanı kuvvetlendirmektir, imanı takviye etmektir, imanı kurtarmaktır. Her şey, yani benim imanım kurtuldu. Bir dakika, ne de garantilermişsin sen. Bütün peygamberler ölünceye kadar imanından endişe etmişler. Ben şeyi okudum, böyle bir kitap yaklaşık olarak 150-200 sayfa mı neydi? Peygamberlerin duası diye. Peygamberin duası hakkında. Yani varabilmiş, ne kadar varabilmişse o zat yazan zat, Allah razı olsun. Peygamberim zat istediklerini vesaire nereden şey yapmışsa. Adem Aleyhisselam mesela ne demiş falan. Ben de merak ettim, bu peygamberler ne demiş dedim yani. Ya peygamberlerin duası nedir dedim. Ben bu kadar peygamber. Hepsini okudum. Mesela Adem Aleyhisselam neler demiş diye. Orada yazıyordu. Ben de onun da o hulasanın hulasasını çıkarttım. Bir iki cümleyle. Adem Aleyhisselam neyi çok istemiş Allah'tan? Yazdım. Şit Aleyhisselam ne istedi? Bir cümleyle yazdım. Hulasalandırdım. Ondan sonra en son ne çıktı biliyor musun? Bütün peygamberler şunu diyor. Allah'ım imansız kabre koyma. İmansızlıktan korkmuşlar. Acayip. Şimdi benim imanım sağlam. Tamam sağlam tabii elhamdülillah da. Hani endişe, haf ve reca diyeyim, korkmak lazım. Onun için korumak adına imanını en iyi koruyacaksın zırhlarla. Bir sur yaptım, bir tane de yap. İman çok değerli bir şey. İmanın karşılığı Allah'tır. Her şeyden ziyade imanın esasatıyla meşgul olmak kati bir zaruret ve mübrem bir ihtiyaç, hatta mecburiyet haline gelmiştir. Bu Türkiye'de böyle olduğu gibi umum İslam dünyasında da böyledir diye devam ediyor. Yarın inşallah kalabalıkta devam edeceğiz. Vahırda vahum enilhamdülillah rabbil alemin. El Fatiha'tan selamu.